Biniciğimiz ama bu bölümde Manisa'ya uzanacağız. Manisa'nın Demirci ilçesinde hem tenis müsabakaları hem de diğer spor faaliyetleri son dönemlerde biraz daha artış gösterdi. Bu konuyu Demirci Belediye Başkanı Sayın Selami Selçuk ve Demirci Kaymakamı aynı zamanda Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Adem Kaya ile beraber konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet Sayın... Teşekkürler. Demirci Belediye Başkanı Sayın Selçuk'la isterseniz ilk olarak başlayalım. Tebrik ederiz öncelikle. Bölgede Manisa'da, Demirci'de hakikaten özel turnuvalar düzenleniyor. Onlardan bir tanesi de Analik Tenis Türkiye Şampiyonası başlayacak. Diğer farklı turnuvalar da var. Diğer taraftan sadece tenis değil, spor faaliyetleri de tüm hızıyla devam ediyor bölgede. Dilerseniz bu gelişmeleri sizden dinleyelim. Söz size bakın. Karar Bey, son 5-6 yılda çok ciddi akatlar spor altyapısının geliştirilmesi hususunda özellikle biz Demirci ve köylerinde, mahallelerinde 15-16 tane çim saha yaptık. Dağ köyünde çim sahalarımız var. Onları güneş panelleriyle donattık. Köydeki gençlerimiz gece maçı yapmakta. Bunun ötesinde oryantalizm sporu ile ilgili ciddi yatırımlarımız oldu. Çok büyük turnuvalarımız oldu. Aynı şekilde yarı olimpik yüzme havuzu yaptırdık. Gençlik Spor Bakanlığımızın desteğiyle. Tabii bu spor faaliyetlerinin içerisinde tenis son dönemlerde biraz daha açığa çıktı. Bunda Kaymakamımızın tenis sporuyla olan alakası, federasyonla olan yakınlığı, şu anda da zaten Fırat Kurulu üyesi, çok etkili oldu. İki yıldan beri büyük turnuvalar düzenledik. Tekerlekli sandalye eğitim gelişim kampı ve müsabakaları bugün tamamladık. Ödül törenleri bugün gerçekleştirdik. Aynı anda sabahleyin özel ödül töreni gerçekleştirdik. Akşamüstü de hakem semineri başladı. Aynı şekilde analit müsabakaları başladı. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, İl Müdürlüğü'nün ve Bakanlığı'nın destekleriyle bu altyapısını Anadolu'nun en ücra köşelerinde de geliştiriyoruz. Ve bunun karşılığını da alıyoruz. Kısa süre içerisinde gerek yüzme sporunda olsun, gerek tenis sporunda olsun, Demirci'nin gençlerinin başarılarına ben şahit olacağımıza inanıyorum. Ülkemizde güzel şeyler de çok oluyor. İşte bunları görmek gerekiyor. Evet. Biz de bu güzellikleri sergileme noktasında Kaymakamlık'la birlikte el ele vererek bir daha çaba içerisindeyiz. Söyleyeceklerim mi? Evet. Çok çok teşekkürler Sayın Başkan. Bence çok güzel işler imza atıyorsunuz. O bölgede çünkü ihtiyaç var. Yurdun her tarafında, her bölgesinde hem tenis hem farklı spor branşlarına oldukça ihtiyaç var gibi görünüyor. Çünkü sizin attığınız bu adımlar ilerleyen yıllarda ülke sporuna hem sporcu yetiştirme konusunda hem de örnek bir profil, örnek insan profili açısından da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Sayın Kaymakamımız da orada, Adem Kaya, o da Demirci Kaymakamı ama aynı zamanda Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi. Böyle bürokratların, siyasilerin veya devlet erkanının federasyonlarla spor konusunda bu kadar ilintili olması da benim hoşuma gidiyor aynı zamanda. Çünkü o bölgeye de çok ciddi kaynaklar sağlayabiliyorsunuz spor anlamında. Hoş geldiniz diyelim size bir kez daha Sayın Kaya. Merhabalar, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Tabii Akıncılar şehrinden, halkın başkentinden ve sporun başkenti olma yolunda da hızla ilerleyen Demirci'de herkese öncelikle en kalbi duygularla sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tabii son yıllarda özellikle Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle hem Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Manisa Valiliğimiz, Kaymakamlık ve Demirci Belediyesi burada spor altyapısında önemli gelişmeler yaşadık. Tabii altyapı olmadan sporcu da yetiştirilmiyor, spora da hizmet edilmiyor. Yüzme havuzlarıyla yapılan 6 tane, 6 adet uluslararası standartta kodlarla, oryantilik haritalandırma çalışmalarıyla gerek elektronik aletlerle altyapıyı tamamladık. Tabii altyapı yapmak da bitmiyor. Sporcu yetiştirmek, sporcuları buraya çekmek gerekiyordu. Biz yaptığımız projelerle Demirci'yi sadece Demirci yaşayanların değil, Demirci'deki gençlere değil,
tüm Türkiye'deki sporculara hizmet edecek bir merkez haline getirmeyle alakalı projeler yaptık. Ve halihazırda 2 senedir kursal anlamda güzel organizasyonlar planlıyoruz. Geçen sene Oriental Türkiye Şampiyonası yaptık. Yaklaşık 900 sporcu geldi. Yine geçen sene tekerlekli sandalye tenisi, bedensel engelleri spor federasyonu nezdinde tekerlekli sandalye tenisi Türkiye Şampiyonası'nı yaptık. Bu sene de yine teniste engelsizsiniz projesi kapsamında bedensel engelleri tenis federasyonu'nda bizim Türkiye Tenis Federasyonu, İşitme Engelliler Federasyonu ve Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi ile yaptığımız bir projeyle tekerlekli sandalye tenis sporcularını Demirci'ye getirdik. 3 günlük bir kamp yaptık ve hemen akabinde bir klasman turnuvası düzenledik. Yaklaşık 14 ilden 40 sporcu geldi Demirci'ye. Şu anda yine hali hazırda Anadolu Yıldızlar Ligi Gençlik Spor Bakanlığımızın bünyesindeki finalleri Demirci'de oluyor. 12 kız takımı, 12 erkek takımı toplamda %56 sporcu hali hazırda Demirci'ye gelmiş durumda. Biz bu vesileyle Demirci'yi tüm Türkiye'deki sporculara tek bir barın istediği 7-8 branşta hizmet eden bir merkez haline getirmek için projelerimize devam ettiriyoruz. Özellikle bir projeden daha bahsetmek istiyorum. Geçen sene Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa yaptığımız bir projede Demirci'nin yüksek irtifa kamp merkezi olduğunu da raporladık. Bununla alakalı fizibil çıktı projemiz ve Demirci'ye gelen sporcular daha yetenekli ve yetkin olarak Demirci'den ayrılabilmesini kanıtlamış olduk. Bu vesileyle tüm sporcuları Demirci'ye müsabakalara davet ediyoruz. İnşallah bundan sonra da müsabakalarımız ve organizasyonumuz devam edecek. Özellikle bu Temmuz ayında 4 büyük organizasyonu peş peşe aldık. 20 gün boyunca tenis faaliyetleri bir grup peş peşe devam edildi. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için izleyicilere teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tabii. Sayın Selçuk. Demirci'deki spor faaliyetlerinin tanıtımı noktasında ilginizin devam etmesini, ülkemize ve bütün dünyaya duyurma konusunda sizlerin de katkılarının devam etmesini bekliyoruz. Evet, çok teşekkürler Sayın Selçuk. Evet, Sayın Kaya ve Sayın Selçuk hem belediye başkanı, Demirci Belediye Başkanı hem de Demirci Kaymakamı çok özel işleri imza atıyorsunuz. Çok teşekkürler biz de Sports TV olarak. Sonrasını da merak edeceğiz ve yine güzel haberleri sizden almaya devam edeceğiz. Başarılar diliyoruz. Emeğinizin karşılığını da hem siz hem de bölge halkı olarak zaten alacaksınız diye düşünüyoruz. Tüm Türkiye'de spor yaşaması gerekiyor. Hem tenis hem farklı branşlar. Manisa'ya da Demirci'ye de çok yakışıyor. Çok teşekkürler sizlere.